Şimdi Galatasaray'da aynı zamanda Mali Genel Kurul var hafta sonunda. Gündem biraz da bu Mali Genel Kurul. Ne olacak? Kulislerde konuşulanlar neler? En hakim olan isimlerden birisiniz siz de Savaş Çorlu. Çok da merak ediyor o taraftarlar Galatasaray cephesinde yaşanacakları bir Fatih Terim sürprizi olur mu? Divan Kurulu'na gider, Mali Genel Kurulu'na gider, açıklamalarda bulunur mu? Sessizliğini bozar mı? Bu da gündem maddelerinden biri Galatasaray'da. Hakikaten çok büyük bir hareketlilik var. Ben de çok çok olağanüstü böyle kongreler yaşamış bir insan olarak söyleyeyim. Yani ta ki böyle Faruk Süren'in o Sancılı döneminden bu tarafa bu kongre çok farklı bir kongre olacak. Bugün Divan Kurulu var. Divan Evet. Kurulu onun artçısı olacak. Mali tablolar açıklanacak. Mali kongre öncesi divanda açıklanacak. Divan Buradaki rakamlar Kurulu'nda bugün başkanın da bir konuşması mutlaka olacaktır. olacaktır. Çünkü başkan, hatta eski yönetimden Abdurrahim Albayrak ya da Yusuf Günay da açıklama yapabilir. Onların da çünkü 6 aylık dönemi ibra edecek. Orada da bir tehlike söz konusu. İbrasızlık. Onlar da bu tedirginliği yaşıyor. Ama gözler Burak Elmas'ta olacak. Burak Elmas'la camiada şu anda bir inatlaşma var. Her dönem olduğu gibi seçime git diyen camianın ağır isimleri var. Ben seçime gitmeyeceğim, kongreye gideceğim. Kongrede hesap vereceğim deyip kongrenin oradaki oylamada kapalı yapılacak büyük ihtimalle. Sandıkta yapılacak. Sandıktaki oylamada el kaldırma çok tartışılıyordu Galatasaray'da. Sandıkta mı Sandıkta yapılacak İbra oylaması? yapılırsa İlginç. Burak Bey'in İlk işi çok defa böyle bir şey olacak. sandık isteniyor. Büyük ihtimalle de sandıkta olacak. Sandıkta olması demek kararsızların oyu çok önemli. Ben burada etki etmem şu olur bu olur diye şey yapmak istemem Niye ama böyle bir metot uyguluyorlar? çünkü Yani oyundan mı çekiniyor o insan? görüntü çünkü orada eğer 1.000 kişi katılıyorsa o salonu bölmek gerçekten de çok Adnan Polat döneminde başladı bu. Elindeki o yaka kartlarıyla beraber oylamaya Evet. katılmak, ön sıradaki bir başkanı ibra etmemesi mesela ağır şekilde karşılanıyor. İşte bir başkanı ibra etmez mi gibi orada deşifre oluyorsunuz. Şimdi bundan önceki fotoğraflar belki gündeme gelecek. Bu kongre öncesi bugün divanda eminim ki Sayın Burak Elmas'ın daha önceki Mustafa Cengiz'i ibra etmediği bu yönde bir düğüm de aldım. Mesela bugünkü konuşmacılarda divanda Sayın Başkan siz de Mustafa Cengiz'i ibra etmemiz diye o fotoğraf gelecektir orada. Bunu duydum yani o fotoğraf geldi. Şimdi kendisini ibra etmeyecekleri açık şekilde sitem ediyor. Bir azınlık diyor. İşte bu ibrasızlığın çok hoş olmayacağını ama genel kurulun kararına saygı duyacağını. Şimdi nasıl bu durumlara geldi? Sezon başından bu tarafa bakılırsak bir de futbol. Bir numarada futboldaki başarısızlık var. İki transfer süreci sezon başı, verilen vaatler. En önemlisi stat sponsorluğu. Bugün Aslantepe sponsorlarından şu anda mevcut sponsor başkanın vaatleri arasında çok önemli projeler vardı. 3 tane uluslararası önemli Arap şirketleri 100 milyon dolar. 40 milyon dolarımızla geliyoruz dedi transfere. Bu para ortada çıkmadı. Sponsorluklardan ekstra çok iletişimden bahsetti. Planlamadan bahsetmişti. Yani o seçim vaatlerinin %80'i olmadı diyebilirim. Şimdi gelinen noktada bakalım. Futbol takımı kaçıncı? 15. Kadın futbol takımı 6. Basketbol kadın 6. Erkek voleybol takımı 6. Kadın voleybol takımı 6. Erkek basketbol takımı 7. Şimdi öyle bir başarısızlık var ki bu başarısızlıkların yanlarında bir de yönetimsel anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Biz 3-4 aydır sürekli bir kavga, kaos ortamı diyoruz Galatasaray'da. Gelinen noktada şimdi eski Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş Bey'i disiplin kuruluna vermişti 60'lar. Nasıl? Mustafa Cengiz döneminde o da Galatasaray Liseli yapılan üyelerin sahte üyelikleri el çıkartmıştı. Orada çok ciddi bir tepki olmuştu. Neden bir kişi şimdi? Bunu camia tartışıyor. Sicil kurulu bir ekiptir. Orada bir yedek as üyemi toplamda 10 kişi vardır. Bir kişi üzerinden kurulmuş. Burada eski sicil kurulu başkanı bakıyorum. Serdar Adar seçimlerde önemlidir. Çok ciddi oy olmasa da uzun süre sicil kurulu başkanlığı yaptığı için bu da şu anda Burak Elmas'ı ibra edilmesi için bir takım şeyler var. Sayın Abdurrahim Albayrak ekibi edecekler mi etmeyecekler mi bu konuda bir sürü söylem var. Çok ilginç bir kongre olacak. Medyaya kapatılacak. Ben uzun yıllardır kongrenin medyaya kapatıldığını hiç Evet. görmedim. Evet. Medyaya kapatılması şu anda konuşuluyor. Ama onu da bildiğim kadarıyla araştırmalarıma göre tüzük gereği Olur mu öyle şey orada canım ya? oylama yapılır. Kongrede 100 kişi de olsa sabah ilk oylama yapıldı 10 mesela. 10'da divan başkanlığı belli olmuş olur. Orada Metin Bey gelir, oylama yaptırır. Oylama gereği kapalı ya da açık. Daha önce birkaç kere bu çünkü öneri verildi. Oradaki üyeler kapanmasına Medyaya karşı çıktı. kapatırsanız var olan ilgi iki katına çıkar. Tabii. Böyle olur. Pardon Savaşçıoğlu. Yani baktığımız zaman divanı da mesela kapattı Sayın Başkan. Pandemi bahane edilerek. Biz imza toplantısına gidiyoruz. Sponsorluğa çağırıyorsunuz. Sponsorlukta çağırıyorsunuz gelin diye. Ama divanı kapatıyorsunuz. Orada o alan var.
Galatasaray'da bir şeyleri kapatmak yeterli olmaz. Yani divan için söylüyorsun. Divan için mali söylüyorum. Kongre için. Divan için, divanlar da kapatıldı. Yok yani mali kongrenin de divanı, mali kanalın kongrenin de şu anda kapatılacağı yönünde. Kapalı olması yönünde başkanın görüş belirttiğini dedim. Ama ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Mali Genel Kurulu kapatması için divan başkanının salonda o anda 10 kişi de olsa, 100 kişi de olsa ilk gelenlerde oynama yapması lazım. Kapanırsa bilmiyorum nasıl olur. Çünkü orada iki yönetimin ibrasızlığı var. Siz onu kapatamazsınız ki. Çünkü sizden önceki yönetim de ibrasızlıkla çıkabilir, ibra edilmiş olabilir. Ciddi kulislerin olacağı, şu andan itibaren başladı. Bugünkü divanın da gün içinde göreceğiz. Sayın Başkan'ın açıklamaları, bazı muhalif kesimler değil mi ama Galatasaray'ın divan üyelerinden evet. hesaplara karşı çıkan, hesapların tutumuna karşı. Sayın Başkan'ın en önemli eksiklerinden bir tanesi de bana göre şuydu. Bu son 10 yılda, 8 yılda menajer ücretlerini açıklamıştı. Kime ne kadar verildiğine kadar. Ama kim ne kadar aldı, hangi menajer ne kadar aldı bunları açıklamamıştır. Bunu da mesela soracaklardır. Yöneticiler istifa etti. Eğer bugün divan kurulunun çok tansiyonu yükselirse açıklamalardan dolayı başkanı istifa demiyorum, seçim kararı diyorum. Seçim kararına zorlayacak bir hareket gelir ve başkan seçim kararı almasa belki yönetimde istifalar çıkabilir. Burası çok önemli. Çünkü orada bir ibrasızlık içinde almak istemeyen yöneticiler olacaktır. İbrasızlık yaşadığınız zaman biliyorsunuz olası seçimde aday olamıyorsunuz. Tabii, aday olamaz. Düzük kere aday evet. olamıyorsunuz. Hiçbir kişi yani oradaki bütün kurullarda dahil. Yani çok ilginç bir süreç bizi bekliyor. Galatasaraylılar biz sana seçimden önce konuştuk. Buna alışkındır. Galatasaray hesap sormasını bilir. Oy verdiği kişinin yanlışlarını da söylemesini bilir. Bu bir dönem çok yanlış geliyordu ama hesap soruyor. Kulübünün için, kulübünün adına futboldaki başarısızlığa, mali anlamdaki başarısızlığa, kulüp içindeki kavgalara ya çok ilginç bir süreç bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Şimdi Ergin Aslan'a da onu soracağım. Galatasaray Lisesi'ndeydik biz hep birlikte. Ben de o gün oradan yayınları yapıyordum seçim gününde. Burak Elmas seçildiğinde lisede çok büyük bir coşku vardı. Taraftarlar evet. arasında evet. da çok büyük bir coşku vardı. Çok uzun bir süre değil yaşanan sürecin ardından bu noktaya gelinmesi ve bizim bugün Başkan Burak Elmas yönetiminin ibra edilip edilmeyeceğini konuşuyor olmamız biraz... 180 derecelik bir dönüş oldu sanki. Evet yani burada Ali Bey'in 3 sezonda yaşadığını Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un Burak Elmas 6 ayda yaşadı bu süreci. Ama burada kararı veren puan durumu. Futbolda evet. ne yaptınız? Basketbolda voleybolda çok da. Önemlidir bu branşlar ama oralarda mesela çok iyi sonuçlar çıkarsanız Avrupa'da da iyi işler çıkarsanız branşlarda nihai karar insanlar futbol takımına bakıyor. Lokomotif sonuçta. Mesela icraat olarak yani Savaş Çorlu'nun anlattığı idari işlerde ki noksanlıkları anlattı Savaş Çorlu. İnanın bundan daha kötü yönetilsin idari olarak. Ama mesela futbol takımı şu an zirvede şampiyonluk yarışında olsun. Çok başarılı bir görüntü çıkıyor ortaya. Türkiye'de ya da maalesef, Barcelona iyi turu geçmiş olsaydı bugün. Bakın evet. ben hiç birisiyle konuşmazdık. Size tabii. sorayım. Geldiniz borç 4 milyar lira. Sonra o kadar müthiş bir ekonomik süreç yürüttünüz ki borç 4 sene sonunda 1 milyar liraya indi. Müthiş bir yönetimsel başarı değil mi? Ama bu 4 yıllık süreçte de hiç şampiyonluğunuz, kupanız, oyunuz, buyunuz yok. İnanın tarihin en başarısız başkanlarından biri olarak anılırsınız. 4 milyar liraya aldığınız borcu 4 sene sonra 8 milyara çıkarın. Araya da 3 şampiyonluk sıkıştırın. Tarihin en güçlü ve en başarılı başkanlarından biri olarak anılırsınız. Maalesef böyle. Keşke böyle olmasa ama böyle. Dolayısıyla ben şuna da katılıyorum. Daha önce de dillendirmiştim. Diğer büyük kulüplerde olmadan ki ben Beşiktaş kongrelerine hakim olduğumu düşünürüm. Yani hı hı. bilirim az çok ne olduğunu. Mesela oralarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da göremediğimiz o yönetimi zinde tutan muhalif damar vardır ya bir erk vardır orada. Bu Galatasaray'da fazlasıyla var. Bu bir camia için çok iyi bir şey. Başkan her zaman şurada bir nefes hissediyor ensede. Bir dakika diyor yani burada bir şey var biz sağlam basmalıyız yere hemen oradan böyle silkeleyecek birileri var. Bu bir camia için iyi bir şey çok zinde tutuyor bu Galatasaray'ı öyle de yani bize yakın tarihte uzak tarihte örnekleriyle dolu. Bir başkan seçiliyor ismini ilk defa görüyoruz falan bakıyorsunuz başarı geliyor o geliyor. Yani Galatasaray bu konuda diğerlerinden ayrışıyor pozitif anlamda söylüyorum. Ama kongrede benim en çok dikkatimi çekecek şey şu beklentim mali kongrede. O Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray TV'ye çıkıp menajerler konusunda anlattıkları evet. şeyin nasıl burada kaldı? Akla Kara'nın biraz belli olacağı bir süreç. Herhalde bütün kongrenin de insanların ibradan ziyade tabii ki ibra önemli ama kamuoyunun beklentisi oradaki muhataplarının iddia var bir de karşıda itham edilen var. Karşı taraftaki kim?
Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay. Orada da bir 6 aylık süreç var. Evet. Yani karşılıklı sadece genel kurul üyelerinin değil, iki yönetimin de karşılıklı bir hesaplaşması olacak. Şimdi bu ithamlara karşı Sayın Abdurrahim Albayrak ben kongrede konuşacağım dedi. Evet. Mutlaka Yusuf Günay da konuşacaktır. Biraz önce senin söylediğin şey çok önemli. Hani dedin ya başarılı olsaydı çok farklı olurdu diye. Ya şimdi Barcelona maçı beraberliği sonrası, Beşiktaş galibiyeti sonrası, Galatasaray'daki Ceyda'nın da burada yaptığı haberlere bakalım. Başkanın açıklamaları, Sayın Atama'yla gelen yönetici Nihat Kırmızı'nın açıklamaları, İşitan Gün'ün açıklamaları. Öyle açıklamaları bir anda kendilerini bulutların üzerinde gördüler. Biz ibra oluruz. İşte bir gider yaptı. Sayın Başkan'ın Barcelona maçından bir gün önce açıklamasını okuyorum. Bak şurası çok önemli. Bugünlerde kendilerini iktidarda görmek isteyen ve bazı ibra etmemekten zevk alan bir grup var. Bu nasıl bir şeydir? O zaman bunu söyleyebiliyordu. Çünkü Beşiktaş galibiyetini kazanmış. Bir çıkış yakalamadı. Bir de Barcelona'yla berabere gelmiş. Rövanş maçından bir gün önceydi. Sayın Başkan bugün aynısını kongrede söyleyebilir misiniz? Buyurun söyleyin. Hadi aynısını söyleyin bakalım. Günlüğü onlar da yaşıyor. Dediğin gibi taraftar camia işte kongrede günlük yaşıyor ama mevcut yönetimler de bunu yaşıyor. Tabii. Sayın Başkan'ın şu anda bu söylediği bu ifadeyi aynısını bugün divan kurulunda söylesin. Ben buradan çok net çağrıda bulunuyorum. Söyleyebilecek mi? Söyleyebilir mi? Dursun Özbek denedi bunu. Haydi dedi seçim. Yani çok acayip bir şey çıktı orada. Ben o soruyu sormuştum. Tüyenler var demişti. Ondan sonra seçim. Başkan ben de söylüyorum sana. Aynı kelimeleri Nihat Kırmızı Bey atanmış yönetici. Kendisi diyordu ki biz Barcelona'yı geçmişte yendik yine yeneriz. Niye atanmış? Seçimde listede değil miydi? Listede yoktu. Metin Öztürk'ün listesindeydi. Metin Öztürk'ün listesinde olan Nihat Kırmızı. Şu an sportif haşe demiş. Sportif haşe. Tamam. Profesyonel atanmış olarak ben onu belirtirim. Tamam, ben profesyonel atanmış sportif yönetici. Ben söylerim. Tamam. Atanmışsınız doğru, çünkü yani. Doğru ama teorik atanmış olarak yönetici. Atanmış tabii. Onun şimdi sıkıntı yok. Rakibinizle berabersiniz. Rakibinizle karşı o kadar açıklama yaptınız. Yani burada 6 ayda Galatasaray'da hiç olmayan şeyler oldu. Biz Mustafa Cengiz Bey'e falan haksızlık yapmışız. Allah rahmet eylesin yani. O süreçte birçok eleştirilerimiz oldu. Ama bu süreçle ilgili konuşulacak çok şey var. Onu da bugün divan üyeleri, genel kurul üyeleri konuşacak. Ben buradaki o kendisinin özellikle söylüyorum. Mustafa Cengiz'i ibra etmediği, yaka kartının ibrasını kaldığı görüntüler bugün divan kurulunda gözünün önüne gelecek.